İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi'ye aittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde kişisel görüşlerimi ifade etmek üzere söz aldım. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teklif, 92 yıldır yürürlükte olan 1111 sayılı askerlik kanununu yürürlükten kaldırarak yeni bir askerlik sisteminin kurulmasını öngörüyor. Önce usule ilişkin birkaç konuyu dikkatinize sunmak istiyorum. Genel kurulun görüştüğü teklifler konusundaki görevi teklifi mükemmelleştirmektir, daha iyiye taşımaktır. Muhalefet iktidarın kurmuş olduğu modeli benimsemeyebilir. Benimseyebilir, bunlar ayrı şeyler. Ancak her şartta getirilen modelin, teklifin kendi içinde tutarlı olmasını arzu eder. Baktığımda teklifin genel gerekçesinden itibaren içsel bir tutarlılığının olmadığını gördüm. İsminden başlayalım. Asker alma kanunu teklifi. Asker alma bitişik. Türkçe'de asker alma diye bir kelime yok. Askere almak var, askere çağırmak var. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakın, böyle bir kelimeyi göremeyeceksiniz. Şimdi teklifi hazırlayan arkadaşlar, ilgili bürokratlar diyecek ki efendim 1111 sayılı kanunda da bu vardı. Hayır, 1111 sayılı kanunda yok. 1111 sayılı kanunda AK Parti döneminde yapılan değişiklikler sırasında bu kavram kullanılmış. Varsayalım ki bu kavram doğru. Teklif sadece askere almayı mı düzenliyor? Askerlik hizmetini düzenlemiyor mu? Askerlik çağını teklif tanımlıyor. Askerlik çağı 3 aşamadan oluşur. Yoklama, muvazzaflık ve yedeklik. Yani askerlik hizmeti süresini de düzenliyor. Yetmiyor. Askerlik hizmeti bittikten sonra yedeklik dönemini de düzenliyor. Niye teklifin adı asker alma? Asker alma kanun teklifi. Efendim eskisi herhalde askerlik kanunu idi. Değiştirelim. Buna da asker alma diyelim demiş olabilirler diye düşünüyorum. Eskiden Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu vardı. Türk Borçlar Kanunu vardı. Yenileri çıktı. Yenileri de Türk Ticaret Kanunu ismini aldı. Türk Borçlar Kanunu ismini aldı. Yeniden askerlik kanunu demekte hiçbir sakınca yoktu. Şimdi böylesine önemli bir teklifin 92 yıldır yürürlükte olan 1111 sayılı kanunu yürürlükten kaldırmayı amaçlarken felsefesini genel gerekçede çok ciddi bir şekilde ortaya koyması beklenirdi. Baktığımda bunu göremiyorum. Sanki her şey 1111 sayılı kanun veya onun bir öncesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkarılmış olan 1914 tarihli mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatı ile başlamış gibi. Madem Osmanlı dönemine gidiyoruz, en azından Tanzimat'tan bu yana askerlik konusunda yapılmış olan düzenlemelere ilişkin kısa bir değerlendirme yapsaydınız. 1846, 1869, 1886 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde ciddi askerlik düzenlemeleri yapılmıştır. Askerlik sürelerinden söz edilirken genel gerekçede sanki ilk kez 1111 sayılı kanunla 1927 yılında piyade sınıfında askerlik süresi 18 aya inmiş gibi söz ediliyor. Hayır, mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatın 1924 yılında 398 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonucu yer alan maddesinde piyade ve nakliye sınıflarında askerlik hizmeti 18 aya inmiş. Bundan niye söz etmiyorsunuz? Genel gerekçenin birinci ve ikinci paragrafları birbiriyle çelişkili.
Genel gerekçenin birinci paragrafında eski Türk devletlerinde askerlik gönüllülük esasına dayalı diyordu. İkinci paragrafa başlarken eski Türk devletlerini sayıyor ve burada zorunluluk vardı diyor. Muhtemelen ikinci paragrafta başka bir şeyi söylemek istiyor ama meramını iyi ifade edememişler. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun askerlik sistemini anlatırken ateşli silahlarda meydana gelen değişiklik, çatışma alanlarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler diye o askerlik sistemini bu kadar basite indirgerseniz siz Osmanlı İmparatorluğu'nun felsefesini anlamamışsınız demektir. Asal genel müdürünü dünden beri arıyorum. Kendisine ulaşamıyorum. Bir milletvekili bir kanun teklifiyle ilgili bir görüş almak istiyor ise bürokrasiye ulaşması en doğal hakkıdır. Amacımız bunu daha iyiye taşımak, daha mükemmel bir hale getirmek. Bulabilseydim kendisini bunu ifade edecektim. Meclise gelmiş, mecliste kulislerde arattım. Orada yok. Neyse, o konuya fazla girmeyeyim. Şimdi efendim, 1111 sayılı kanun temelde Prusya ordusu için hazırlanmış olan bir kanunu esas almıştır. Prusya ordusu için 1800'lü yılların başında hazırlanmış olan, 1886 yılında da Türkçe'ye çevrilmiş olan kanun, 1111 sayılı kanunun temelini oluşturmuştur. Disipline önem veren, bireyin değil, devletin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışa sahip. Doğal, 1900 İstiklal Savaşı'nı yaşamışız. Onun öncesinde Birinci Dünya Savaşı var, öncesinde Çanakkale Savaşları var. 1923'te Cumhuriyet kurulmuş. Sonraki yıllarda İkinci Dünya Savaşı'na doğru gideceğiz. Elbette genç cumhuriyet. Ama o genç cumhuriyet o yıllarda 1924 yılında piyade ve nakliye sınıfında askerlik süresini 18 aya indirebilmiş. Böylesi modern bir yaklaşımı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergilemiş. Çok güzel. Bireyin ihtiyaçları gözetilmemiş. Toplumlar değişmiş, toplumsal yapımız değişmiş, ekonomik yapılar, askeri yapılar, dünyadaki tehlike algıları değişmiş, savaş yöntemleri değişmiş, her şey değişmiş. Küreselleşme bireyin daha önem kazanmasına yol açmış. Dolayısıyla bireyin ihtiyaçlarıyla devletin ihtiyaçları arasında bir denge kurulması ihtiyacı doğmuş. İşte bu ihtiyaç kendisini uzun yıllardır hissettirmiş olmasına rağmen bunun sistemli bir bakış açısına dönüşememiş olması nedeniyle bireyin ihtiyaçları bölük pörçük düzenlemelerle karşılanma yoluna gidilmiştir. Bedelli askerlik buradan doğmuştur. 80 sonrasında 5 kez bedelli askerlik uygulaması yapılmıştır. Uzun dönem askerliğin yanında kısa dönem askerlik, bedelli askerlik, dövizli askerlik, Milli Eğitim Bakanlığı'nda askerlik, emniyet hizmetleri sınıfı için ayrı bir askerlik düzenlemesi, bunlar hep bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış bölük pörçük düzenlemelerdir. Şimdi sistemli bir bakış açısıyla bir şey yapıyoruz diyorlar. Ama ben o sistemli bakış açısını doğrusu kendi içinde o kadar tutarlı görmüyorum. Sistemli görmüyorum bunu. Şimdi ne diyor? Askerlik sistemini sadeleştiriyoruz. 6 ay. Erbaş ve erler için askerlik süresi 6 aydır. Genel gerekçede bir cümle var. Diyor ki eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması için bir düzenleme yapıyoruz. Nedir o? Yedek subaylar ve yedek astsubaylar için 12 ay. Yani eğitimli insan daha fazla askerlik yapsın. Eskiden anlayış daha farklıydı. Eğitimli insan biraz daha az yapardı ya da eşit yapardı erbaşverle. Şimdi tersi oldu. Erbaşver okumamışsa eğer, olabilir Anadolu insanı okuyamamıştır her neyse. Sen 6 ay yap, sen okumuşsun bir dakika, sen 12 ay yap. Eğitimi, tahsili cezalandıran bir anlayış görüyorum burada. Bunu ben sistemli bir bakış açısının ürünü olarak görmüyorum. Farklı askerlik grupları oluşturuluyor. 6 ay askerlik, sonra uzatırsan 12 ay oluyor. Cumhurbaşkanı'nda yetkisi var.
bu sürelerle oynayabilir. Sayın Bakan'dan veya Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Bu 6 ayı hemen uygulayacağız. Cumhurbaşkanı burada bir uzatmaya gitmeyecek şeklinde bir açıklama yapılması lazım ki 6 ayın ciddiyetine toplum inansın. Yoksa seçimden sonra Cumhurbaşkanı bir karar alabilir. Terörle mücadele şartları nedeniyle askerliği 12'ye çıkardım diyebilir. Elbette ihtiyaçlar gerektirirse süreler artırılabilir. Ama Sayın Hamza Çebi, devam edin. Topluma 6 ay müjdesi verilmişse bu müjdenin açıklamalarla da teyit edilmesi lazım. Şimdi terörle mücadelede birkaç grup askerimiz olacak. 2011 yılında Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu çıkmıştı. Sayın Erdoğan o zaman başbakandı. Artık sınırlarımızı profesyonel ordu koruyacak demişti. Ama bu olmadı yani. Sözleşmeli Erbaş ve Er konusunda hedeflenen sayılara, kadrolara hiçbir zaman ulaşılamadı. Türk Silahlı Kuvvetleri yine bu konuda görev yapmaya devam ediyor. Onlar var. Şimdi kim var başka? Erbaşlar var. Uzatılmış süreyle 12 ay askerlik yapacak olan er ve erbaşlar var. Yedek subaylar vardı. Muvazzaf Komut Akademisi'ni saymıyorum. Yedek as subay konuldu buraya. Şimdi bu hiyerarşideki kademeleri ne kadar çoğaltırsanız ordunun etkinliğini, hareket kabiliyetini o kadar zayıflatırsınız. Bunları doğru bulmuyorum. Sürem bitti Sayın Başkan. Toleransınıza teşekkür ediyorum. Tasarıyla, teklifle ilgili söyleyeceklerim var. Devam edin Sayın Hamza Çebi. Soruyu sormak istiyorum. Bugüne kadar bedelli askerlik nedeniyle toplanmış olan paraların ne yapıldığı konusunda ilgili bakanlara ben soru önergeleri verdim. Bu sorularıma cevap alamadım. Örnek veriyorum, 2011 yılındaki bedelli askerlikten toplam 2.1 milyar Türk lirası toplandı. Bu şehit yakınları, engelliler, muhtaçlar, gaziler, bunlara verilmesi gerekiyordu. Verdiniz mi diye sordum. Cevap verilmedi. 2014 yılındaki bedelli askerlikten 3.6 milyar lira toplandı. O kanuna göre bunun savunma sanayi destekleme fonuna aktarılması gerekiyordu. Sordum, ne yaptınız? Cevap yok ama bir Sayıştay denetim raporunda gördük ki bu paraların bankadaki nemalarıyla lüks araçlar alınmış, makam araçları alınmış. Soru önergesi verdim. Ona da cevap alamadım. Merak ediyorum, bu gelen bedelli askerlik paralarıyla da lüks makam araçları mı alacaksınız? Ne yapacaksınız? O alınan lüks makam araçları da buyurun mevzuata aykırı olarak alınmıştır ki Sayıştay denetçisi bunu raporunda ifade etmiştir. Son cümlelerim şunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemekte olan ben ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımın imzaladığı iki kanun teklifi var. Darbe mağdurlarının haklarının iade edilmesi hakkındaki kanun teklifi, kumpas mağdurlarının haklarının iade edilmesi hakkında kanun teklifi. Yani Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları var ya. Gelin, komisyon başkanımız da burada, milletvekillerimiz burada. Gelin bunları gündeme alalım, yasalaştıralım. Darbe mağdurları, bakın 27 Mayıs'tan bu yana bütün darbelerden mağdur olmuş insanlar vardır. Kumpas mağdurlarını hepimiz biliyoruz. Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının mağdurlarından devlet kanunla özür diler. Yapılması gereken birçok şey var. Sözlerimi bitiriyorum. Sayın Başkan, toleransınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.